kendi sevdiğim yanı sevmediğim. Servisleri çok iyi mesela. Hiç minibüs parası vermiyoruz. Ama onu geri yemek parasından çıkarıyorlar. Onun için ayrıca teşekkür ederiz. Yani şu poğaçaya 75 kuruş verdim ya. Neyse afiyet olsun bana. Sabahtan beri ders çalışıyorum. Hala da bu okul beni ders çalışmaya zorluyor. Yani bayağı bir zorlanıyoruz. Bir özellik olarak da sanırım beni güçlü yapıyor öldürmediğine göre. Web programından kursu açtım mesela. Başka bir üniversitede olsaydım bir sürü belki sorunla karşılaşacaktım ama kulüplere gerçekten hani eğer iş yapacaksa kulüp onun önünü açıyor Bilkent. O alanda iyi bir avantaj. Çoğunlukla yani ders odaklı ilerliyor hayatımız. Ders yükü çok ağır yani. Sosyolojide pek bir zaman kalmıyor. Yani o tarafa dönsen kendi derslerinden aksayabiliyorsun. Rektörümüz hani mühendis olduğu için iç mimarlığa çok fazla önem vermediğini düşünüyorum. Çünkü bilgisayarlarımız çok eski ve az. Hani hatta ders alamayanlar oldu bilgisayar yetersizliğinden. Böyle bir sıkıntımız var. Hani bölümümüzde çok fazla önem verilmiyor. Türkiye'deki en iyi öğretim üyelerine sahip bir üniversite. Her sene TÜFE'den dolayı fiyat artması bir dezavantaj olabilir ama. Biz Bilkent'i bahar gelince seviyoruz. Bilkent'e girmek kolay, çıkmak zordur. Unutmayın. Ay, yemekler çok kötü ya gerçekten. Yemek yerlerimiz ekspres dışında. Gerçekten başka hiçbir yerde olduğu yemek yemiyoruz. De Mozart. Çay 50 kuruş, onu seviyorum. Ondan sonra park yeri bulamamayı seviyorum sabahları. Bilkent'in adı güzel, kalanı kötü. Sen edebiyatın kültürsü gayet zor. Kimse birbirinin umurunda değil. En güzel o. Yemek yerlerinden çok fazla duman ve kötü koku geliyor. Ayrıca fiyatları da çok pahalı. Mesela güzel sanatlar olarak sosyal aktivite çok çok az yani. Sosyal aktivite derken işte yaptığımız işlerin sergiler olsun, çalışmaların bir yerlere ulaşması olsun. Okul pek şeyli, güzel sanatlarla pek ilgilenmiyor. Pek bizi umursamıyor. Daha çok işletme, hukuk falan, mühendisler. Ama biraz bizimle de ilgilenmiyor. Speed'in arkasındaki otoparkta hiç yer bulamıyoruz. Oraya bir çözüm bulmanız lazım. Bir de yemekler çok pahalı. Yani neredeyse Ankara ile aynı fiyata yiyoruz. İngiliz dersi güzel sanatlar için çok gereksiz. Şöyle bir şey var, sınav ve midterm, yani midterm ve final dönemlerinde çok çalışacak yer olmuyor. Çok fazla ödev veriyorlar. Kampüsümüzde park sorunu var ve havuz da istiyoruz. Mayfest tarzında daha çok etkinlikler yapıyorlar. Yani SAM servislerinin daha iyi olması, daha sık olması iyi oldu. Bilkent, adamsın da. Bilkent'teki olanakları ben çok seviyorum öncelikle. Yemekhaneler falan, restoranlarımız biraz daha pahalı şeye göre, diğer üniversitelere göre. Birinciyi de alıyor, sonuncuyu da alıyor. Aynı dersi farklı hocaların vermesi bir adaletsizliğe yol açıyor. Çünkü birisi iyi not verirken diğeri kötü not veriyor. Spora fazla önem verdiğini düşünmüyorum ben. Genellikle sanatsal ve bilimsel şeylere... Bilkent'te Doğu Kampüs ile Merkez Kampüs arasında çok fark olduğuna inanıyorum. Bilkent güzel bir üniversite. Güzel makaleler çıkıyor. Eğitmenlerin kalitesi oldukça iyi ama biraz pahalı. Bunun sıkıntısını çekiyoruz. Spor aktivitelerini seviyorum okulun sonunda. Spor salonunu seviyorum. Ödevler ve yarışlar biraz yoğun. Dersler çok yoğun. O yüzden memnunuz yani gayet. Evet, yani sonuçta her okulun belli başlı eksiklikleri var yani. Mozart'ta sigara içildiği günlerini seviyorum. Artık içilmiyor ama eskiden güzel. Ben Bilkent'le ilgili Ece'yi seviyorum. Başka da bir şey sevmiyorum. Yani öyle. Bilkent'te ders çalışmadığımız günleri özlüyorum ve seviyorum. Tabii ki eski aşklarımızı da özlüyoruz. Derslerini seviyorum. Derslerdeki bu baskıyı seviyorum. Mühendis olmayı seviyorum. Sonra okulun kütüphane internetini, kendi internetini seviyorum. Koskoca Bilkent'in interneti, kıçı kırık 4 megabaytlık programı 15 dakikada indiriyordu. Ben bu okulda okumak istemiyorum. Yemekleri pahalı. Sanki okul değilmiş de ticarethaneymiş gibi. Ve mühendislerin fazla üstüne geliniyor. Mühendis dediğin sosyal de olması lazım. Fakat sosyal olarak yetiştirilmiyor. Sonra eli kolu titreyen hocalarımız oluyor. Derste konuşurken sesi titreyen, Türkçe konuşamayan asosyal canlılar karşımızda bize ders anlatıyor oluyor. Ben onları dinlemek istemiyorum. Ivırtı zıvırtın laplarına giriyoruz. Laplardaki alınacak ürünlerin okul tarafından karşılanması gerekirken bize 65-70 milyon masraflar çıkartıyorlar. Bunları da Konya City'den almamız gerektiğini söylüyorlar. Bunların okul tarafından karşılanması lazım. Keza okul bir devlet okulu olmadığı için de bir özel okul. Yani insanlardan 20-30 milyar para alınıyor bu okulda. Bilkent Türkiye'de üniversitede hani akademik kariyere önem verme geleneğini başlatan en iyi, yani önce okul. Bilkent'in öğrenci profili ne zaman böyle oldu, ne zamandan beri bu şekilde gidiyor bilmiyorum ama tamamıyla dünya gerçeklerinden ilişkisini kesmiş, kuralların
ve çevrenin dayatmalarıyla hayatını sürdürüp aslında farklı ya da özgür bireyler olduklarını düşünen insanlardan oluşuyor. Bilkent bunun farkında olup bu insanları gerçekten topluma kazandırmaya çalışmak yerine bu kültürü içerisinde oluşturduğu kafe sistemiyle daha da pompalayarak insanların kendi küçük dünyalarında yaşamaları için onları teşvik ediyor. Ve bu insanlar ileride önemli konumlara geldikleri zaman halkın genelinden kopuk olduklarından dolayı ne iyi bir yönetici vasfı sergileyebilecekler ne de verimli olabilecekler. Çünkü insanlar arası iletişimin gereklerine vakıf olmadıklarından, çok yapay bir dünya oluşturduklarından dolayı gerçekten bir toplulukla nasıl çalışılması gerektiğini öğrendiklerini zannetmiyorum. I came from Delft University. It's in Holland. I think Bilkent is a very cool university. I have like really cool friends and my instructors are really good. And I hope that everyone who comes here will be really happy. And Turkish boys! Bir işte bir ortamı halletsem geri kalan sıkıntı değil yani. Bir yardım etmiyorlar abi ortalamada. Bilkent'in yurtlarını çok seviyorum. Özellikle yurtların altyapısı çok güzel. Yemek yapmak isteyen arkadaşlar için imkanlar sınırsız. Sevmediğim yanı ise şu. Kesinlikle yemekler aşırı pahalı. Bunu 41 kere söylediğimiz zaman umarım ucuzlamış olur yemekler. 41. kişi de bana haber versin. Altyapı olarak bize sağladığı şeyler gerçekten çok iyi. Üniversal anlamda tabi de bu. Çok yüksek kalitede öğretim üyelerine sahip olan bir okulumuz. Kütüphanesi, yurtları ve spor salonlarıyla birlikte bu şeyi tamamlıyor. Hocaların derslerde sürekli Amerikan ekonomisinden bahsetmeleri ama Türkiye ekonomisine dair hiçbir şeyden bahsetmemeleri çok can sıkıyor. Bilkent içine düzgün yemek yapan yer yok gibi neredeyse. Yemekler çok pahalı. Yani hizmet fiyat oranı çok kötü. Fiyatlar çok ucuz, hizmet çok düşük. Güzel Sanatlar Fakültesi hiç kimsenin umurunda değil. Ama hani ortam iyi. Ortam iyi. Ona şüphe yok. Rahatsınız. Kampüs güzel. Ama çok eksik var. Ve çok bürokratik ve çok devlet gibi bir üniversite. Üniversite normalde özel ders vermemiz lazım ama biz burada hala özel ders almaya devam ediyoruz. Üniversite öğrencisi gibi. Yani onlar da vergi vermeden falan parayı götürüyorlar tabii. Servet falan yapmışlar Bilkent'te ders vere vere. Ve yemek konusu tabii evet. Gayet pahalı. Mesela ODTÜ'de 5 liraya falan doyabiliyor insanlar. İnsanlar çok rahat. Kimse birbirine karışmıyor. Özgürlükler var. Yemeklerini sevmiyorum. Yurdunu sevmiyorum. İngilizceyi sevmiyorum. Neyi seviyorum? Etrafı seviyorum. Çevreyi seviyorum. Sevmediğim yanları da şöyle diyebilirim. Fazla ek ders olması, hani bölüm dışı derslerin olması. Sıkıntı duyduğum bir konusu, sunumların çok olması. Sunumlar daha az olursa sunum ödevleri, mutlu oluruz. Yemekleri güzel. Özellikle speed çok güzel. Kafemiz çok güzel mesela. Kafemizi çok seviyorum. Lütfen her yer kafemiz gibi olsun. Doğuya daha fazla şey koysunlar falan. Biz orada okuyan zavallı insanlar. Yemekleri var mı? Yemek yok. Yemekhanede yiyoruz falan böyle koşuşturmaca lise gibi falan. Yer kapmaya çalışıyoruz. Kapamayınca yiyemiyoruz. Zaman yetmiyor. Bir de dondurma satılırsa Meteksan'da mesela geçen dondurma almaya gittik. 3 yıl önceki dondurmalar duruyormuş. Adam bize dedi bence almayın falan diye. Ama insan dondurma isteyebiliyor. Dondurma satılmalı. Kafelerini hiç beğenmiyorum. Yani akşam ya da işte belirli bir saatten sonra arkadaşlarımla oturabileceğim bir yer yok. Ondan hiç hoşlanmıyorum. Spor aktiviteleri falan da var tabii gidenler için. Dans, evet, gidenler için. Basketbol, voleybol, bir sürü seçenek var yani. Onlar da gayet güzel. Gelin bekleriz, okulumuz iyidir, zordur. Vakıf Üniversitesi diye öyle atlamayın hemen. Yani zorladığı dönemler oluyor açıkçası. Ama güzel. Yani şu an mezun olacağımız için iyi hatırlayacağım Bilkent'i, en azından onu söyleyebilirim. Aynen, yani evet, güzel yıllarım geçti burada, zorlu ve güzel. Saçımda hiç beyaz yoktu girerken, şu an saçımda beyaz var mezun olurken ama güzel yani, memnunum. Akademik olarak güçlü bir üniversite, herkese tavsiye ediyorum. Evet, ben de aynen öyle. Bu arada kariyer merkezini de beğeniyoruz. Şu an biz mezun evet, olma durumunda olduğumuz için iş bulma olanağı olarak da onlar da bayağı bir yardımcı oluyorlar o açıdan değil. Aslında Bilkent çok iyi bir üniversite. Eğitiminden çok memnunum. Ama bazı maddi olarak sorunlar var bence. Yemekhane pahalı. Yani suyun bu kadar pahalı olması çok
çok saçma geliyor bana. 75 kuruş su var. Bedava su ve çay olmalı. Öğrencilerini çok fazla destekleyen bir okul. Açıkçası hani yemekhanenin çok fazla pahalı olduğuna katılmıyorum. Çünkü özel üniversite, yani vakıf üniversiteleri arasında zaten diğerleriyle karşılaştırdığınız zaman kesinlikle çok daha öğrenci dostu ve hani fiyat olarak makul bir üniversite olduğunu düşünüyorum. Evet, 12.40'da bir gidiyoruz, böyle kapıya kadar sırası oluyor, yani yetmiyor Marmara. Stüdyo çok kötü, Bilkent stüdyosu. Işıkları yanmıyor, böyle yer altından mahzenler iniyormuşuz gibi oluyor hakikaten. Hani telefonun ışığını yakarak böyle buluyoruz yolumuzu. Bir de mikrofonların kabloları çalışmıyor. Çalıyorlar mı, ne yapıyorlar bilmiyorum. Hani onları iyileştirirsin daha güzel olur. Kentin kampüs ortamı çok güzel. Ben çok seviyorum. Yemekleri olsun, öğretim kadrosu olsun, arkadaşlık ortamı çok güzel. Ama dersler gerçekten çok ağır. Gerçekten çok ağır. Çok arka arkaya konuyor. Yani hem 5 tane sınav oluyor bir hafta, hem 5 tane ödev oluyor geçiştirilmesi gereken. Bence bir kent tek sorunu bu. Onun dışında her şeyle bence muhteşem bir üniversite. Bence işin sıkıntılı tarafı o değil abi, haklı yani. Mesela oluyor, oturuyoruz. Bir iki ay çok rahat bir şekilde geçiyor. Ondan sonraki bir hafta, iki hafta sinir stres harbi halinde geçiyor. Belki iki ayda çalışmış olmalı. İki hafta full ders başında sabahlamak zorunda kalıyoruz. Ama bu bizim hatamız herhalde. Sınavlar biraz zor geliyor ama onları da halledeceğiz. Bilkent'in sevmediğimiz yönleri otopark konusunda bayağı sıkıntı çekiyoruz. Herhalde otopark sıkıntısı olan tek özel üniversitede biziz Bilkent olarak. Biraz kıdeme saygı olsun, birinci sınıflar yukarı park etsin istiyoruz. Böyle bir durum. İki hafta önce haberlere düşen bir fidye ve kaçınma muhabbeti oldu. Bilkent'teki güvenlik bayağı bir sorun var. Millet elini kolunu sallayarak girebiliyor buraya. Ki geçen sene zaten ya da bir önceki sene bomba durumu olmuştu zaten. Yani güvenlik önlemleri biraz daha girişte arttırılırsa daha iyi olur. Hatta daha özel bir güvenlik şirketiyle anlaşılırsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Bunun özel üniversite olmasına rağmen biz mesela iletişim bölümündeyiz. Gereken yeterli ekipman alınmıyor. Bir de ayrıca Amerikan futbol takımındayız. Okul gerçekten hiç katkı yapmıyor. Turnelere bile biz kendi paramızla gidiyoruz. Sosyal aktivite namına öğrencinin yapacağı hiçbir şey yok burada oturup lak lak yapmak dışında. Yani diğer üniversitedeki öğrenci kampüste tutma gibi bir şey yok, durum yok. Daha kötü bir şey bence. Öğrencilerin doğru düzgün söz hakkı yok bir kentte. Yani evet, bir güvenlik hikayesi çıkardılar ortaya. Ama güvenlik güvenlik değil. Öğrenci sticker'la geçemiyor ama kimse kimlik göstermeden geçebiliyor servise binip. Doğru düzgün bir güvenlik şeyi yok. Kendi kafalarına göre davranıyorlar ve karşınızda bir yetkili bulamıyorsunuz. Başkalarında sorun yok. Kendi öğrencilerde zorluk var. Girmekte sıkıntı yaşıyoruz. O biraz saçma yani. Evet. Bilkent'in en sevdiğim yanı, kendimi her zaman kampüste evimde gibi hissediyorum. Bilkent Üniversitesi'nin en sevdiğim yanı Radyo Bilkent. Radyo Bilkent'in yayınlarını ve diğer üniversitelerin radyolarından çok farklı olduğunu ve ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. İşte öğle tatillerinde her yer çok kalabalık ve yemek yiyecek yer bulmakta cidden çok zorlanıyoruz. Bilkent iyi, hoş. Yeşillik, alanı güzel, havası güzel. İyi yani, eğlenceli. Ben yurtta kalıyorum. O yüzden de hani daha farklı, daha yani nasıl söyleyeyim, daha hareketli olsa akşamları çok tenha oluyor. Yani yemek yiyecek yer bulamıyoruz çoğu zaman. Yani bu tarz sıkıntıları var. Bence Bilkent'in kızları bomba, erkekleri serpeş yani. Beni göstereyim. Bilkent'te ucuz yemek yemek çok mümkün olmuyor ve bu da güzel bir yanı değil Bilkent'in. Biz mühendislik öğrencilerinin diğer bölümlerdeki arkadaşlar kadar eğlenmeye çok vakti olmuyor. Akademik hayatın bu üniversitede çok zor olduğunu düşünüyorum. Bilkent'te en sevmediğim şey her şeyin üst üste gelmesi. Bir şey yaparken diğerini yapmayı kaçırıyorsunuz. Her şeyi son anda öğreniyorsunuz. Veya işte bir şey yaptıktan sonra bu da mı eksikti, bu da mı vardı? Bu çok sıkıcı bir şey. Benim şahsen derslerimde bir şey tam yaptığım zaman diğeri kesinlikle kaçıyor. Bu da herhalde ödevlerin çok ağır olmasıyla, hocaların çok fazla baskı uygulamasıyla kaynaklanan bir şey olabilir yani. Yani sevmediğimiz yönü eseyle. Esey. Esey yazma. Esey. Söyleyelim. Kötü yanları da söyleyelim. Kız arkadaşımız yok. Hani kırmızı deniyorum. Yani zaten şöyle bir ortamda kız arkadaşım var, çok zor kanka. 8 sap oturuyorsun buraya. Bilkent'in bizi sosyalleştirme adına hiçbir şey yaptığını düşünmüyorum. Bilkent daha ne yapsın sana yani, kızı alsın yanına mı yitirsin? Değil o. Hocalarını seviyoruz kesinlikle yani.
en güzel yan acıları ama gerçekten bazen devamsızlık sorunu. Aslında söylenen şeyler ama devamsızlık sorunu çok fazla. Bir de sabahlıyoruz biz genel olarak. Çok bence yaşanılabilir bir ortam yani. Sadece okul aklımda değil yani. Direklerle gidip eğlenebiliyoruz. Böyle bowling'e gidip gitarı oynayabiliriz. Onun dışında yani sadece böyle bir kentte yaşanılabilir yani. Ankara olması gerekmiyor. Böyle. Sırf bir kentte yetiyor bazen. Önce başarılı olacağını hissettiriyor en azından böyle. Okuduktan sonra aslında bir şeyler öğreniyoruz burada ya. Boşuna vakit geçirmiyoruz falan diye hissediyorum. Yani hayat tecrübesi güzel tabii bir kentte edindiğimiz ne bileyim. Yani belki diğer üniversitelerin önermediği düzeyde akademik beklentilerle karşılaşıyoruz ve bunları tatmin etmek durumundayız. Bu büyük ihtimalle bize, yani şu an yaşamadığımız için bilemiyoruz tabii ama yani ileride bize iş hayatımızda yaşayacağımız beklentileri karşılamakta yardımcı olacak belki de.